Kurban çocukları. Bakın tam üçüncü sivrileşmiş bir şekilde çıkmış. Burası da Arslan Tepe Höyü ve Açık Hava Müzesi'nin girişi oluyor. Yani saraydı. Burası da Arslan Tepe Höyü ve Açık Hava Müzesi'nin girişi oluyor. Ören yeri de var burada. Burası da yine Malatya'nın en önemli mekanlarından birisi. Yani kimse arka su kullanmıyor. Kimseye bir şey kullanmıyor. Öyle mi? Herkes buradan içiyor. Evet, Malatya'da kimse çok fazla hazır suyu tercih etmiyormuş. Böyle çarşı merkezde, mahalle aralarında hep böyle çeşmeler görmek mümkün. Ve insanlar su tüketimini işte bu çeşmelerden yapıyor. Ve suyunun da oldukça temiz olduğu söyleniyor. Bu projenin Malatya gezisinin mimarlarından Aygat Başkanı Sayın Ahmet Işık da yanımda. Kendisine soracağız şimdi. Başkanım, program nasıl geçiyor, nasıl geçiyor? Sevgili kardeşim, tanık oluyorsunuz. Program birinci günü biliyorsunuz, bu program kültür gezisi Anadolu Yazarları ve Gazeteciler Cemiyeti'nin tamamen üstlendiği. 7 bölgeyi, Türkiye'de 7 bölgeyi kapsayan bir kültür gezisi. İlk durağımız biliyorsunuz Malatya. Dün geldik, konaklama yaptık. Bugün de tarihi dokuları geziyoruz. Gayet güzel. Arkadaşlar da sanırım hepsi memnun. Kültürel çalışmalarımız devam edecek. Kültür sanat çalışmalarımız devam edecek. Bir nevi biz kendimize aslında artık şunu diyoruz. Biz birer kültür elçisiyiz. Fatih Altın, Yeşil Belediyesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 8 yıldan beri belediye çeşitli görevlerde çalıştım. İstanbul'dan gelen Anadolu Gazeteciler Derneği'nin değerli mensupları Battalgazi ilçemiz ve Yeşil ilçemizde çeşitli tarihi ve kültürel yerleri gezecekler. Amacımız her iki ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Özellikle tarihi dokuları, tarihi ve doğal yerleri gezdirmek. Alanın dediğim gibi sadece dörtte biri ortaya çıktı. Hadi başlayalım işte. Tabii. Sezonluk. Yani bunlar kuruluş amacı şey, kuruluş tarihi sanırım milattan önce 3300 yıl. Bence bir arkadaşım 3400 söyledi. Evet. Milattan önce 3400. Tabii sezonluk yapılıyor bu kazı çalışmaları. Devam ediyor. Kesinlikle. İnsan kemik parçacıkları. Bakın tam şurada ucu sivrileşmiş bir şekilde çıkmış. İşte bunlar önemli detaylar çünkü karbon 14 testi yapılarak dönemin kaçıncı yüzyıla ait olduğu bu şekilde ortaya çıkıyor. Tabi sarayın devamı bu tarafa doğru devam ediyor. Yani aslında %40'lık bir civarı daha çıkartıldı. Geriye kalan büyük bir kısmı duruyor. Öbür taraf. Hayvan kemikleri çıkartıldı. Daha sonrasında sunak yer. Yalnız şöyle ayrıntılar var. İkinci bir anlam da şu olabilir. Üstünde taş vardı. Taşın üstünde 4 tane daha mezar. Fakat 2 tane mezarın kafasında vurularak öldürülmüş. Yani sert bir cisimle. Şöyle abla siz de isterseniz böyle geçin daha rahat bakın. Acaba kral da aynı zamanda öldürülüp düşmanları tarafından onları da koyalım falan gibi o zamanki düşmanlık. Malzemeler konmaz. Tabii ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi dönem farklılığı da var. Mezarla saray arasında dönem farklılığı da var. Saray mezar 2900 milattan önce saray 3400. Yani arasında bunlar kaldırılıyor, tekrar kazıya başlanılıyor. Buralar höyük müydü? Höyük abi. Kesinlikle. Mim Hatep olarak. Hepsi. Milattan önce 3300-3400. Biliyorum. Ama otobüsü vermedi bana. Sen yok.